Bütün dünyada meme kanseri her 8 kadından bir kadında hayatının herhangi bir döneminde görünebilecektir. Mastektomi yapıldığında estetik olarak memenin tümünün çıkarılması görüntüyü bozacağı için biz meme derisi ve meme başını koruyarak meme dokusunun büyük kısmını çıkarıp daha sonra da bir protez koyarak aynı seansta meme varmış gibi ameliyattan çıkmayı her zaman öneriyoruz hastalarımıza meme kanseri tedavisi yaparken meme tümörünün bulunduğu alanı çıkardıktan sonra eğer geriye meme dokusu bırakırsak teorik olarak bu alanda meme kanserinin meydana gelmesi meme dokusu içinde meme kanserinin bulunma olasılığı vardır. Bu nedenle zaten meme koruyucu dediğimiz sınırlı cerrahi yaparak meme tümörünü çıkardıktan sonra memeye radyoterapi uygulanmaktadır. Yani teorik olarak orada meme dokusu içinde tümör olduğunu kabul ediyoruz. Meme dokusunun büyük çoğunluğunu çıkararak geriye meme dokusu bırakmadan aynı seansta da memeye bir protez yerleştirerek meme dokusu varmış gibi görüntünün son derece güzel olmasıyla ameliyatı bitiriyoruz. Klasik mastektomi dediğimizde meme derisiyle meme dokusunun tümörünü çıkarıp göğüste düz bir çizgi şeklinde bir oluşum meydana gelmektedir bu estetik açıdan bir kadının son derece zorlayıcı bir sonuç vermekteydi. 20 sene kadar önce hep ameliyatları bu şekilde yapmaktaydık. Şu anda sadece çok zorunlu hallerde, meme derisinin tümünü tutan durumlarda bu şekilde mastektomi yapılır. Erken meme kanserlerinde kesinlikle estetik kaygı nedeniyle bizim dediğimiz bir şekilde meme başı ve meme derisini koruyarak ameliyat yapmak son derece önemlidir. Zaten meme kanserinde önemli olan erken tanıya varmak, erken evrede bulup estetik ameliyat yapar şekilde meme kanserini tedavi etmek en kıymetli tedavidir diye düşünüyoruz. Tümörün erken evre olması en önemli kriterdir bizim yöntemimizde. Bu nedenle de bütün kadınların özellikle 40-50 yaş arası kadınların mutlaka yılda bir mamografi muayene ve ultrasonografi yaptırması, hatta her kadının 20 yaşından sonra ultrason ve muayene ile 40 yaşlarına kadar hazırlanması ve meme kontrolü yapması son derece önemli. Ayrıca ailesinde meme kanseri olan bir kişinin yaklaşık 17 kat daha risk altında olduğunu normal topluma göre bilmemiz gerekir. Bu nedenle ailesinde meme kanseri olanlar mutlaka bu takipleri daha önce yaptırmalıdır. Ama her normal kadın 40-50 yaş arası mutlaka tarama mamografisinden yılda bir defa geçmelidir. Böylece erken bulunan meme kanserlerini dediğimiz şekilde tedavi etmek mümkündür. Bilgisayar sistemlerimiz var. Mesela ameliyat sonrasında neye benzeyeceğini 3 boyutlu olarak hatta hasta üstünde televizyona yansıtarak gösterebiliyoruz. Bu planlamaları yaptıktan sonra ameliyat günü, Genel cerrahi ile beraber ameliyata giriyoruz. Öncelikle genel cerrahi hocamız mastektomi, meme koruyucu mastektomi işlemini yapıyor koltuk altından e, nükleer tıpla beraber tabii bu bir ekip çalışması. Lenf düğümlerinin örneklenmesi yapılıyor. Bu sırada biz sonucun gelmesini bekliyoruz. Eğer sonuç e, temiz gelirse yani koltuk altı lenf düğümleri temiz e, gelirse e, bu daha çok radyoterapi görmeyeceği anlamına geliyor. Radyoterapi görmeyecekse e, meme başı ve meme cildinin de korunacaksa bir sürpriz çıkmayacaksa biz bu hastalara protez kullanıyoruz. Ama hastanın radyoterapi görme ihtimali varsa, koltuk altına metastaz varsa, memedeki kitle düşünüldüğünden daha büyük çıkarsa ya da deri de çıkartılması gerekiyorsa bu sefer doku genişletici dediğimiz bir balonu, memesinin altına yerleştiriyoruz. Hastalarımız ameliyata giriyor, meme başı korunuyor, etrafındaki kahverengi areola dediğimiz kısım korunuyor ve böylece ameliyattan çıktığında sanki sadece meme küçültme ya da meme dikleştirme ameliyatından çıkmış gibi çıkıyor hastamız bu ameliyattan. Tekrar tekrar işte meme başını ayrıca yapalım, memenin etrafındaki halkayı yapalım gibi işlemlere de gerek duyulmadığı için hastamız tek ameliyatta kutulmuş oluyor. Ameliyattan sonraki gün telefon ya da klavye kullanabiliyorlar. Bir hafta boyunca dinlenmelerini istiyorlar diyoruz. Hani kol hareketlerini fazla yapmamalarını istiyoruz. Hastalarımız 3 e, hafta sonra bütün günlük işlemlerle dönüyorlar. 6 hafta sonra da profesyonel bir spor kariyerleri varsa onu gerçekleştirebiliyorlar. Rahat rahat bir yüzme gibi bir işlemi yapabiliyorlar.